Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tart tarifim var. Sevgili arkadaşlarım ister elmalı ister cevizli isterseniz benim gibi fındıklı yapabilirsiniz. Hamuru kıyır kıyır diyorum. Hemen bir dilim gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Şayet çok tatlı seviyorsanız pudra şekeri oranını artırabilirsiniz. Yarım çay bardağı yoğurt. Bu arada hemen belirteyim. Bu tarifte tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim ama çok zor durumda kalırsanız margarin de olur. Ama tereyağlı çok daha lezzetli ve sağlıklı. Bir tane yumurta sarısı. Yumurta akını kenara ayıralım. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Ve bir pakette vanilya şekerimizi ekleyip tüm malzemelerimizi spatulanızla veya tahta kaşığınızla şöyle güzelce bir karıştıralım. Yani buradaki amacımız bütün malzemelerin birbirine biraz sıvı malzemelerin güzelce geçişmiş olması ki sonra unu eklediğinizde orantılı bir hamurumuzda kabarma ve hiç gözenek olmadan bir tart olacak. Ve unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım toplam un miktarımız 4,5-5 çay bardağı kadar. Siz yine de dikkatli ekleyin lütfen. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü, yoğurdunuzun ne kadar sulu olması un miktarını etkileyecektir. Kabaca bir toparladım spatulayla ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok çabuk kendini toparlayan ve harika bir tart hamurudur. Kıvamı derseniz hemen size göstereyim. Pürüzsüz kurabiye kıvamını bakın sevgili arkadaşlarım bu kıvama gelmişse Tam istediğimiz kıvamda bir tart hamuru hazır demektir. Hemen hamurumuzu kenara alıp iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Fındıklı yapacağım için 2 su bardağı öğütülmüş fındık. Az önce de belirttiğim gibi cevizli de, elmalı da yapabilirsiniz. 1 tane yumurta akı, 2 yemek kaşığı şeker. Yine tatlı seviyorsanız 3 veya 4 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı da sütümüzü ilave edip bu tüm malzemeleri birbirine iyice yedirelim. Ben burayı yine hiç atlamıyorum çünkü ilk karıştırdığınızda kuru gelebilir, yetmedi sanabilirsiniz ama hiç tereddüt etmeyin. Bakın karıştırdıkça fındık tüm sıvıyı çekiyor ve homojen böyle sürülebilir harika bir kıvam haline alıyor. Şu anda iç harcımız da hazır. Hamurumuzu da yoğurup hazırlamıştık orta büyüklükte bir kalıp kullanıyorum tabanına yağlı kağıt geçirip kenar duvarlarını yağladım yani bir bor cam da kullanabilirsiniz veya kelepçeli bir kalıp da kullanabilirsiniz e, hiç sorun değil hatta porsiyonluk e, tart kalıpları da olur hamurumuzun yaklaşık üçte ikisini kadarını diyebilirim göz kararı aldım üçte ikisini alalım bir kısmını kenara ayıralım ve hazırlamış olduğumuz kalıbın tabanına Aldığımız hamuru yerleştirelim. Hemen siz izlerken ben belirteyim. Birçok arkadaşım, izleyicim tart yapmak istemiyoruz. O hamuru kalıba yerleştirmek çok zor diyor. Ben bu sebepten hiç atlamadan ne kadar kolay tart yapabileceğinizi görmeniz için tüm ayrıntısını hızlı çekimle size veriyorum. Sevgili arkadaşlarım hamuru tabana yerleştirmen maksimum 1,5 dakikamı aldı diyebilirim. Bakın hiçbir zorluğu yok. Önemli olan elinizin altındaki hamurun kolay şekil alabilen parçalanmayan bir hamur olması. Hiç öyle tezgahta açıp getirip götürmenize gerek yok. Bakın çok pratik bir şekilde tabanı bitirdik. Ve kenar duvarları da en kolay yapmak için en kolay yöntem hamurunuzdan biraz alın. Elinizde silindir yapın. Daha sonra duvara tutup diğer elinizle basarak onu güzelce yerleştirin. Biliyorsunuz ben 8-9 yıldır Instagram'da 3 yıldır da YouTube'da bu tarz püf noktalarını hep veriyorum size. Ve çok işinize yarıyor. Böyle uzun zamandır takip eden izleyicilerim bilir ama yeni başlayanlar için tekrar bu detayı da vermek istedim. Bütün hamurları silindir yaptım, kolaylıkla da yapıştırdım. Baktınız ki boşluk mu kaldı? Hemen yama yapın. Biraz hamur alıp yama yapın. Ve yine birazcık hamurumuz kenarda ayırdık, unutmayın yüzey için. Hem tabanı hem kenarı bitirdikten sonra elinizle de aşağı doğru ittirerek şöyle düz bir şekil almasını sağlayın. Çünkü özel bir tart kalıbı kullanmıyoruz. Evimizdeki bir kelepçeli kalıpla yaptığımız için bu tarz püf noktalarla çok profesyonel duracak bir tart yapacağız. Hamurumuzu hazırladık. İç harcımızı da daha önce hazırlamıştık zaten. Hemen o fındıklı iç harcını böyle güzelce o tabana güzelce yayalım. Yani her tarafa elimizden geldiğince eşit bir şekilde yayılmasına özen gösterelim. Bu arada videoyu atlayarak izleyen arkadaşlarım için tekrar belirtiyorum. Ben fındıklı yaptım ama elmalı da yapabilirsiniz. Yani klasik elmayı cevizle, şekerle, tarçınla pişirin. Onunla da yapabilirsiniz. Veya cevizli de yapabilirsiniz. Artık evde ne varsa veya damak zevkinize hangisi uyuyorsa. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan burayı da size gösterdim. Fındıklı harcı da güzel bir şekilde tabana eşit olacak şekilde spatula ile yayarak bitiriyorum. elinizle şöyle aşağı doğru ittirerek yani fındığa fındıklı harca veya farz edin ki elmalı yaptınız. O harcın yüksekliğine göre tart hamurunu biraz indirin. Çünkü o yukarıda boşluk kalırsa hem şık durmaz hem de servis ederken kırılabilir. Yine elimle çok pratik bir şekilde aşağı ittirdim. Şimdi düz bir tart elde ettik. Çok az bir hamur ayırmıştım. Bakın şöyle bir sıkımlık diyebilirim içerisine biraz un ilave edelim. Burası da çok önemli. Yine birçok bir arkadaşım bunu yaptıkça top haline geliyor diyorsunuz. Sadece parmak uçlarınızla böyle ufalayarak o unu hamura yedirin. Yani avuç içinizde sıkarsanız zaten hamur unu yer. Yine top halinde bir kurabiye hamuru gibi bir şey olur. Parmak uçlarımla gördüğünüz gibi böyle hafif dağıtarak o unu yedirdim. Yaklaşık bir yemek kaşığı un diyebilirim. Dikkatli ekleyin yine de. Onu da tartımızın yüzeyine boş yer kalmayacak şekilde serpelim. Şu anda tartımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişmeye gönderelim. Yani böyle kıyır kıyır olsun. 45 dakikanın sonunda tartı fırından çıkarıyorum. Bu arada hemen belirteyim. Her fırın farklıdır. Sevgili arkadaşlarım gözünüz fırında olsun. Böyle şahane bir görünümü var. Ve gördüğünüz gibi ne çatladı ne patladı ne bir şeklini bozdu. Böyle kalıp gibi çıkardık kalıptan. Üzeyine tarçın ve pudra şekeri serperek servise hazırladım. Birkaç püf noktasıyla gördüğünüz gibi sanki profesyonel bir tart kalıbında yapmışsınız gibi tartınız oluyor. Böyle ittirerek aşağı doğru çok pratik yöntemler verdim bugün sizlere. Ve hemen hiç zaman kaybetmeden dilimliyorum. En sevdiğimiz bölüm doku testine geçiyorum. Şöyle bir dilim aldım. Şu görünümü bile sevgili arkadaşlarım muazzam görünüyor. İnşallah şu YouTube'da bir günde kokular, lezzetler tattırabilsek çok daha güzel olacak inanın. Hem her tarafı görünümü son derece güzel bir hamurdur. Hem de böyle kıyır kıyır ama aynı zamanda çatalınızla da alabilirsiniz. Hani vardır ya bazı tartlar çatalı batırırsınız, tart uçup gider masadan, öyle bir şey de yok. Hem kıyır hem böyle hafif yumuşak, çok lezzetli bir tart. İnşallah bütün ayrıntıları sizlere vermişimdir, hiçbir şeyi atlamadan. Ee, şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şeker olsun diyorum. Bu sıralar tariflerimi biraz aralı vermemi kusuruna bakmayın. Hala ev yerleştirmekteyim ama sizlerle olmak için can atıyorum, böyle gelmekten çok mutluyum. Bundan sonra inşallah daha normal rutinimize geçeceğiz. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.